Bitcoin hakimiyeti önümüzdeki aylarda artmaya devam edecek mi? Ünlü analist açıklıyor diyor. Evet, Bitcoin hakimiyeti önümüzdeki aylarda çok sert artacağını düşünüyorum ben. Bir kere şu bilgi, bakın şu bilgi yanlıştır. Örneğin, dominans yüksekse işte Bitcoin yükselir, altcoinler düşer. Dominans işte düşükse yok efendim altcoinler yükselir falan. Şimdi böyle bir şey çok doğru değildir. Dominans bir şeye ver yani dominans bir sebep değildir. Dominans bir sonuçtur. Fiyat da aynı şekilde. Tamam mı? Mesela fiyat örneğin. Şimdi destek direnç noktaları diye bir şey var. Evet. Fakat bunlar bir sonuca işaret eder. Hani mevcut süreçte örneğin şu hata çok yapılmıştır. Boğa sezonunda en çok yapılan hata. Kişi bir acemi yatırımcı girer piyasaya ve kendince trade kovalamaya kalkışır. Binance'a giriş yapar, yükselenlere bakar. Allah Allah, bir tane altcoin var. Çok ciddi yükseliyor. Sonra şey muhabbeti, ya arkadaş bir aldım ben aldım düşmeye başladı. Abi düşer. Yani yükselebilir, düşebilir. Şimdi şu anda Bitcoin'in yükselme ihtimali de, düşüş ihtimali de düz mantıkla %50-50 yani. Öyle değil mi? Buradayken de %50-50 idi. Buradayken de %50-50 ya da şuradayken de %50-50 idi. Sadece bunu değerlendireceksek. Dolayısıyla kripto paranın yükseliyor olması ya da düşüyor olması, yani fiyat dediğiniz şey bir şeyin bir sonucudur. O yüzden fiyattaki değişim ya da fiyat tek başına bir şeyin sebebi, yükselişin ya da düşüşün hiçbir zaman sebebi olmayacaktır. Bunu bir kere anlamak gerekiyor. Tıpkı dominansta da söylediğimiz gibi, dominans da aynı şekilde bir sebep değildir, bir sonuçtur. Mesela size şöyle bir şey söyleyeyim. Ne zaman, şurada hemen girelim. Burada daha doğrusu Ekim'in ortalarına doğru 11-12 Ekim gibi olması lazım. İlerleyen haftalarda dominansın resmen uçabileceğini dile getirdim. Video duruyor, açıp izleyebilirsiniz. Zaten izlemiş olanlar da vardır büyük ihtimalle. Ve evet, dominans bildiğiniz uçtu. Neden bu şekilde oldu? Bakın şu şekilde. Devamında resmen rally yapan bir dominans izledik. Şu anda muhtemelen dominans artmaya devam edecek bu arada. Önümüzdeki günlerde ve haftalarda. Dominansın da teknik bir yapısı vardır tabii ki. Fakat bunu, yani ben o zaman niye böyle bir şey söyledim? Bir, Bitcoin iyi bir alım noktasındaydı o zaman. İkincisi, piyasada güven ortamı yoktu ve altcoinlere para akışı zayıftı. Aksinin olması için bir sebep yoktu. Üçüncüsü, Hamas-İsrail çatışmaları başladı. Bu da piyasada bir riskten kaçınma hareketi olabileceğini gösteriyordu. Yani piyasadaki yatırımcının ekseriyetle altcoinlerden ziyade Bitcoin'de olalım, kesin olalım, güvende olalım bakış açısının doğurabileceği belliydi. Tamam mı? O yüzden dominansın artacağını tahmin etmek zor değildi ve arttı. Durum bu. Dominans artacak demek Bitcoin altcoinlere göre daha fazla değerlenecek. Ya da bir diğer deyişle altcoinler Bitcoin'deki hareketlerden daha düşük kalacak anlamı taşır. Mesela yine şeyde SEC'in yanlış olmasın Haziran'da yine artacak bir dominanstan bahsettik. Ama bu sefer piyasa düşerken. Bu nasıl oldu? Bitcoin düştü ama altcoinler çok daha beter düştü. Bitcoin onların yanında düşmedi bile. Bunu nasıl anladık? Bu da SEC'in dava açmasından anladık. Binance'a dava açtı. Coinbase'e dava açtı. Bir sürü altcoin'in adını geçirdi. Şimdi burada etkilenmeyen ne var? Bir tek Bitcoin var. Piyasanın yarısının adını söyledi zaten herif. Tuttu XRP zaten var. Avax'ın adı yok Avax'ın. Sol'un adını söyledi. Matic'in adını söyledi. ADA'nın adını söyledi. Filcoin'in adını. Ya bütün piyasayı karıştırdı. Şimdi bir geçiş var. Dolayısıyla bir dominans.
artışı söz konusu. Tamam. Yani dominans dediğiniz husus bu şekildedir. Şimdi şu anda dominansın artabileceğini peki nereden anlıyoruz? Gelecek aylar içerisinde. Bir, tabii az önce dominansın teknik yapısını gördünüz. Yani dominans artışa meyilli bir teknik yapıda. Bir. İkincisi, şu an Aralık ayında Fed biliyorsunuz ki faizleri sabit bırakmasını bekliyoruz. Fed'in para politikası altcoin'lerden daha çok sürekli kısa vadede BTC üzerine çalışacaktır. Tamam. Ve işin önemli kısmı bu. Bitcoin ATH yapana kadar yani yaklaşık 70 bin 100 bin dolar aralığına gelene kadar dominans sürekli artar. Katalizörler. 2024 Ocağın başında SEC Bitcoin ETF başvurusunu kabul edecek. Şimdi tabii altcoin'ler için de güzel bir durum. Ama neyi kabul etti SEC? Bitcoin ETF'ini kabul etti. Spot ETF'ini kabul etti. Bu BTC fiyatlarında patlama yaşatır. Yani piyasadaki para ekseriyetle Bitcoin'e akar. Devamında ne var? Bir iki ay sonra halving var. Halving birinci elden neye etkiliyor? Bitcoin'e etkiliyor. Hatta geçmişte de halving sonrası boğa kalkışlarında az önce dedim ya ATH'e kadar yükselmez. Önce Bitcoin ATH yapıyor, ondan sonra para altcoin'lere dağılıyor. Çünkü halvingden kaynaklı satış baskısı azalınca talep Bitcoin'e kayıyor. Kaydıkça FOMO Bitcoin üzerinde dönüyor. Evet. Ardından Fed faizleri azaltacak. Şimdi Fed faizleri azaltacak demek zaten risk varlıkları uçacak. Aynı anda Marcus Korun da dediği gibi. Fed'in para politikası da yine birinci elden her zaman Bitcoin'i yansıtmaktadır. Ve bu durumda tabii ki BTC'yi direkt olarak ilk etapta etkiliyor. Ya demem gereken şey şu ki şu anda bütün oklar, bütün ibreler Bitcoin'i gösteriyor. Dolayısıyla her zaman olduğu gibi ilk kalkışı yapacak olan Bitcoin olacaktır. Ta ki ATH'ların belli seviyeye gelene kadar işte 70 bin 100 bin arasında belli seviyeden sonra bu minvallerde bu civarlarda artık piyasadaki yükseliş ve boğa sezonundan bu eminlik ve paraların altcoin'lere de kayması durumu söz konusu olacaktır. Bu süre zarfında da tabii ki altcoin'ler yükselecektir öncesinde ama sonrasına göre çok daha küçük olacaktır. Bu sonrasında çok ciddi patlama. Tabii Bitcoin'deki bu ortalama fiyatlar 70 bin 100 bin ben halving'den önce gelebileceğini, halving zamanı gibi gelebileceğini düşünüyorum. Yani Nisan gibi tabii ki bekleyip göreceğiz. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar diliyorum herkese. Hoşça kalın.